Saygıdeğer Genel Başkanımız, değerli Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, il başkanlarımız ve bugün yine burada özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin koordinasyonunda görev yapan dostlarımız, arkadaşlarımız var, emekçilerimiz var. Elbette ki Hataylı dostlarımız, arkadaşlarımız var. Deprem bölgesinde, Hatay'da sizleri İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin koordinasyon biriminde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Büyük bir afet yaşadık saygıdeğer Genel Başkanım. Tabii ne yazık ki on binlerce insanımızı kaybettik. Depremin çok ağır bir faturası. Bu deprem kapıda bekleyen bir düşman gibi tarifleyebiliriz. Ama depremin düşmanlığını aslında büyüten mesele o konuda ne kadar tedbirli olup olmadığımızla ilgili. Deprem coğrafyasındayız. Malumunuz İstanbul belki en çok konuşulan noktalardan bir tanesi. Hatta birincisi. Sizinle yaptığımız bir telefon konuşmasında aman başkanım İstanbul deprem meselesi bizim milli egemenlik sorunumuz demiştiniz. Gerçekten öyle. Biz sağlıklı bir biçimde süreci hazırlayamazsak İstanbul'daki afetin yaratabileceği tahribat milletçe bize diz çöktürebilir. Bu kadar acı bir tarif yapabiliyoruz. O bakımdan göreve geldiğimiz ilk andan itibaren depremle ilgili süreci konuşmaya, bu konuda hassasiyet göstererek hazırlık yapmaya gayret ettik, etmeye de devam ediyoruz. Örneğin sadece bu yaşadığımız bu bölgedeki depremlerin hemen öncesinde Aralık, Ocak ayında dahi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kentsel dönüşümü hızlandırmak adına sunduğumuz çok önemli, çok kritik önerilerimiz vardı. Ve hatta bir tanesi de o zaman reddedilmişti. Şimdi bir kez daha görüşülmek üzere süreci yoğun bir biçimde takip ediyoruz. Bir seferberlik planı açıkladık. Sizlerin de bilgisi var. Ve bu seferberlik planı dahilinde eylem planımızı sürdürüyoruz. Ama bugün konumuz Hatay ve diğer şehirlerimiz. Hatay'da AFAD'ın ilk gün itibariyle İstanbul'u Hatay'la eşleştirmesinden ötürü biz bütün lojistik gücümüzle diğer bölgelere de katkı sunmaya gayret ettik ama esas olarak Hatay'da konumlanmayı doğru bulduk. Çünkü AFAD'ın çatı kurum olarak tariflediği şablona uygun hareket etme gayreti içerisinde olduk. Aynı benzeri durum örneğin ki bildiğim kadarıyla yarın ziyaret edeceksiniz. Kahramanmaraş'ta da Ankara Büyükşehir Belediye'miz var. Ya da Osmaniye'de İzmir Büyükşehir Belediye'miz var gibi görevlendirmeler yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediye'mizle beraber burada olmak tabii ayrı bir durum bizim için. Ayrı bir hassasiyet. Burada çok kıymetli başkanımız Lütfü Savaş başkanımızın koordinasyonunda biz de onun öngördüğü şekilde saha faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Biz tabii ilk geldiğimiz andan itibaren malumunuz afet aslında üç aşamalıdır. Birincisi acil kurtarma, acil yardım ve sağlık. Buna yoğunlaştık ve ilk hafta hatta burada bu iki haftalık bir süreyi aldı diyebilirim. Yolumuzu o anlamda tasarladık ve değerli başkanımızın koordinasyonunda işlemlerimizi sürdürdük. Ama artık ihtiyaçlar ikinci safhaya geçti. Barınma, kent temizliği, yemek, kış şartlarıyla mücadeleydi. Şimdi artık bahara, yaza doğru evrilmeye başladı. Su ve kanalizasyon, ilk yardım, doğalgaz altyapı ve etütler. Şimdi diğer bölüme doğru ilk ayı da devirmek üzereyiz. Artık psikolojik destek,
uzun süreli barınma ki bizim için çok önemli bir başlık. Eğitime destek, altyapı onarımına devam ederken bir yandan da malzeme ve iş gücü desteği konusunda da değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve diğer ilçe belediye başkanlarıyla birlikte arkadaşlarım burada işbirliği içerisinde süreci yürütüyorlar. Burada geniş bir koordinasyonumuz var. Koordinasyon kurulumuzu aslında İstanbul'da merkezi bir noktada kurduk ama burada bir koordinasyon başkanlığımız var. İstanbul'dan buraya aktarımlarımızı yapıyoruz. Burada hem sahayla ilgili sivil toplum ve siyasi kurumlarla ilgili koordinasyon sorumluluğumuz var. Hem kurumumuzun bir koordinasyon sorumlusu var. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin itfaiye daire başkanımız Remzi Bey'i buraya atadık. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden Gülay Hanım'ı buraya görevli kıldık ve Besim arkadaşımız, yine meclis üyesi arkadaşımız da burada görevli. İletişim ağımız başta dediğim gibi Büyükşehir Belediye'mizin koordinasyonuyla bütün sahada mevcut. Deprem bölgesinin her noktasında bir harita üzerinden aslında her şeyi görebiliyor durumdayız. Hangi belediyenin burada hangi hizmetleri var? Çünkü malumunuz sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, Türkiye'nin her yerinden belediyelerimizin burada katkısı var. Kocaeli Belediyesi'nden tutun da örneğin İstanbul'daki Şişli Belediye'mize veya diğer ilçe belediyelerine, Türkiye'nin Antalya'sından Aydın'la varıncaya kadar. İlk başta 4000'e doğru giden bir personel sayısına ulaşmıştık. Şu anda burada artık arama kurtarma ekiplerimizi tümden çektik. 1103 personelimiz şu anda burada koordinasyonda görevli. 401 adet de iş makinamız ve hizmet aracımız burada hizmet ediyor. İstanbul'da gönüllü bir süreç yönettik Sayın Genel Başkanım. 30 bine yakın gönüllü bizim merkezlerimizde İstanbul'da bize hizmet ettiler. Bu çok önemli. Şu ana kadar 6173 çadır dağıtımı yaptık. Burada en önemli ihtiyaçlardan birisiydi. Ama bu sayıyı yakın zamanda 10 bini aşacak seviyede siparişlerimizi oluşturduk. Devam ediyoruz. Burada Antakya'da merkezimiz var. Ana merkezimiz ama aynı şekilde hem Samandağ'da hem de İskenderun'da da hizmet süren merkezlerimiz var. Sudan ekmeğe, örneğin Hamidiye kurumumuzdan 100 tıra yakın su gönderdik şu ana kadar. 45 tır halk ekmeğin ürünlerinden bölgeye yolladık. 223 kabin tuvalet kurduk burada. O 94 adet mobil duş gibi birçok hizmeti sıralayabilirim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul'daki 14 belediyemiz tarafından 24 aşevimiz burada hizmet sunuyor. 10.861.173 adet, bunu böyle tutuyoruz ki insanlarımızın o yüreğinin de karşılığı bulsun istiyorum. Adet ürünü İstanbul'da hemşerilerimizden bağış aldık ve buraya sevk ettik. 509 insani yardım tırını sadece Hatay'a yolladık. 477.526 koliyi de yine İstanbullu gönüllü dostlarımız hazırladı. Bu da müthiş bir işbirliği. Şu anda kent temizliği önemli bir konu. Buna çalışıyoruz. Yine Büyükşehir Belediye'mizle koordineli kent temizliğinin yanı sıra zabıta hizmetleriyle beraber buradayız. Lojistik araçlarımız burada dağıtım faaliyetlerini yürütüyor. Kent altyapısında İSKİ ve özellikle İSKİ, ki genel müdürümüzle buradayız, yoğun bir çaba içerisinde. İKTAŞ keza aynı şekilde. Kent sağlığı konusunda sağlık personellerimiz, cenaze hizmetlerimiz, bütün bu noktada Büyükşehir Belediye'mizin, Hatay Büyükşehir Belediye'mizle beraber yürütüyoruz. Çok özel bir hizmet alanımızda bir arabalı vapurumuzu buraya yolladık İskenderun'da ve çok değerli hizmetler sunuyor burada. Şu ana kadar 3840 depremzedenin konaklamasına katkı sunduk. Hem orada sağlık hizmetlerimiz var ve diğer hususlarda hizmetlerimiz sürüyor. İnşallah bugün size orayı da gösterme fırsatımız olacak. Şunu söyleyeyim, bundan sonraki en önemli hususlardan birisi geçici barınmayı daha güçlü hale getirmek. Çadırın, konteynerin
hizmet edemeyeceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda biz yine Hatay Büyükşehir Belediye'mizde Hatay'ın kentleşmesine dönük yeni kentleşme sürecine onun koordinasyonunda hizmet sunmayı planladık. Ve bu süreci yakalayana kadar geçici barınmayla ilgili de güçlü konaklama alanlarını üretmek istiyoruz. Mahalle kimliği biçiminde, hatta bunları bir miktarda ticari alanlarla destekleyici, yine tabii ki hem AFAD'ın koordinasyonunda, Hatay Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde bu tür alanları bölgeye hediye etme sürecine büyük bir çaba gösteriyoruz. Bunun yine imalat sürecini hem bizim Fen İşleri birimimiz olsun, hem Kiptaş Genel Müdürlüğümüz olsun, ki arkadaşlarım çalışmalarını burada yürütüyorlar. Muhtemeldir ki önümüzdeki salı sahada başlangıcını yapacağız. İlk etapta yaklaşık 2000 kişinin konaklayacağı mahalleleri kuracağız. Bunun örnek olmasını istiyoruz. Son sözüm şu olsun saygıdeğer Genel Başkanım. Deprem bölgesinde imar sürecini iyi planlamaz isek, şehirlerin ruhunu, şehirlerin insanlarımızın sosyolojik yapısını, beklentilerini, sadece işi bir blok ya da bir demir beton üzerinden yorumlar isek, gerçekten yıkılan bu kentlerimizin yerine ne Hataylı'yı mutlu edecek, ne de Maraşlı'yı, ne de Adıyamanlı'yı mutlu edecek kentler kurabilmemiz mümkün değil. O bakımdan tüm bu duyguları taşıyan, hissettiren, ortak akıl, katılımcılıkla süreci çok telaşa düşmeden, bizim insanımız ağır acılar verdik, hepimizin başı sağ olsun, acılar yaşadık, ağır kayıplar verdik. Mekanları cennet olsun. Ancak bundan sonraki sürecin tasarlanması bence en önemli husus olmuştur şu an itibariyle. Bu noktada da sabırlı bir biçimde geçici konutlarımızı yoğun bir biçimde üretip kalıcı konutlarımızı ve kalıcı yaşam alanlarımızı gerçekten bu coğrafyanın belki yüzlerce yıl varlığını en güçlü şekilde koruyacak bir mekanizmaya dönüştürmemiz şart. Şu an en yoğunlaştığımız mesele budur. Hepimize başarılar diliyorum. İnşallah hem İstanbul'daki deprem tehdidini bertaraf edecek katılımcı modellerle, devletimizin her kurumunu aynı çatı altında toplayan önerilerimizle, ayrıştıran değil birleştiren bir mantıkla bertaraf edecek bir süreci Türkiye'ye göstereceğiz. Hem de bu coğrafyada sadece Hatay Büyükşehir'imiz değil, 10 belediye, 10 şehrin yapımı ve imarı noktasında da etkin bir süreci inşallah 14 Mayıs'tan sonra memleketimize hediye etmeyi, kazandırmayı bilimle, teknikle, akılla yürütmeyi sizlerle birlikte başaracağız. Bu yönde çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor diyeyim. Müsaadenizle ev sahibimiz Sayın Lütfü Savaş Başkanıma mikrofonu devredeyim.